Kuvvetleri komutanlarının en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan 2022'ye 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personel katılıyor. Tatbikat seçkin gözlemci günüyle Marmaris'te sürüyor. Tatbikata Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Silahlı Kuvvetler Komuta Kademesi de katıldı. ...122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personel. 3 denizde gövde gösterisi. Dosta güven, düşmana korku salan Mavi Vatan tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Marmaris'te başladı. Mavi Vatan 2022 tatbikatı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak düzenlendi. 8 Nisan'da başlamıştı ve bugün son günü seçkin gözlemci gününde seçkin gözlemciler TCG Gediz gemisiyle açılıp tatbikatı yerinde görecek. Mavi Vatan 2022 tatbikatı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 11 Nisan'da Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de eş zamanlı başlatıldı. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri ise Muğla Marmaris'te Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve 15 ülke ateşesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni top atışıyla selamlandı. Tatbikatta her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirilen silah sistemleri kullanılıyor. Bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan MAM-L atışı icra edilecek. Akdeniz'de tatbikat kapsamında farklı faaliyetler sürüyor. Şimdi SAT komandoları helikopterle atladılar ve serbest paraşüt atlayışla oradaki hedefleri imha edecekler. Tatbikatta SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini yürütecek. SAT timleri Bulancık Adası'na Türk bayrağı dikecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan tatbikatını başarıyla sonlandırdı. Dünyaya Türkiye'nin kara sınırlarını olduğu gibi deniz sınırlarını da kararlılıkla koruyacağı mesajı verildi. Tatbikatta yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri de göz doldurdu. Gün boyu büyük bir heyecana sahne olan tatbikatı 24 Ekim'inden Melis Bakangöz takip etti. Şimdi Melis bize tüm detayları paylaşacak. Mavi Vatan 2022 tatbikatının artık sonuna gelindi. Şu anlar itibariyle tatbikattaki tüm unsurlar, kara unsurları, hava unsurları hepsi Milli Savunma Bakanı'nın bulunduğu TCG Kemal Reis gemisini selamlıyorlar. 122 gemi, 41 hava vasıtası, 12 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirildi. Mavi Vatan 2022 tatbikatı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücum botu, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisiyle birlikte 12 bin personel katıldı bu tatbikata. Ve tatbikatta seçkin gözlemci günü yapıldı. Bugün son gündü. 10 günün sonunda seçkin gözlemci gününde bugün farklı senaryolar gerçekleştirildi ve şimdi görüyorsunuz deniz helikopterleri, Seahawk hava helikopterleri buradalar. Yine bununla birlikte az önce uçaklar geçtiler, uçak karakollar geçtiler ve gemileri de yine görebiliyorsunuz. Burada farklı farklı gemiler yine buradan geçiş yapıyorlar. Tatbikata katılan tüm hava ve kara unsurları bu noktadalar. Tabii bugün aslında çok önemli bir ilke de şahitlik ettik. Yerli ve milli SİHA'mız Aksungur 17 bin fitten bir gerçek unsuru vurdu ve bu da ilk kez gerçekleşti. Gerçekten önemli şeyler yapıldı aslında. Önemli tatbikatın önemli unsurlarıydı. Ve bu noktada 17 bin fitten atılan Aksungur SİHA'nın attığı atış gerçekten başarılı oldu. Tabii Milgem sınıfı korvetler yine buradaydı. Pek çok noktada yine farklı farklı gemileri gördük ve Mavi Vatan 2022 tatbikatı sona erdi. 3 farklı alanda Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de gerçekleşti ve aslında farklı senaryolar vardı. Mayın arama senaryosu vardı. Bununla birlikte bir gemi ele geçirildiğinde ne yapılmalı senaryosu vardı. Adaya çıkıldı. Yılancık Adası'nda bayrak dikildi ve bunun gibi farklı senaryolar 12 bin personelle birlikte yapıldı. Dediğimiz gibi Mavi Vatan 2022 tatbikatı Akdeniz'deydik biz bugün. Kameraman arkadaşım Kadir Demir'le birlikte seçkin gözlemci gününde
Burada TCG Gediz gemisinde tatbikatı yerinde takip ettik ve 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelle Mavi Vatan 2022 tatbikatı, yani Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarından birisi sona erdi diyelim ve tekrar stüdyoya dönelim. 2 gündür